Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir video ile tekrar huzurlarınızdayım. Bugünkü konumuz Bernard Besanque. Bernard Besanque, 1848-1923. İngiliz mutlak idealizminin uzman üçlüsünün üçüncüsüdür. Onun konumu Bradley'i andırmaktadır. Fakat daha güçlü Hegel eğilimleri gösterir. Fichte, Schelling ve Hegel ile Alman idealizminin ve Green, Bradley ve Bosanke ile İngiliz akımının gelişimi arasındaki paralellik şaşırtıcıdır. Green ve Fichte geleneklere bağlıdırlar. Her ikisi de pratik usun önceliğini vurgulamakta ve kendi ve onun törel gerçeklenmesine önem verirler. Onlar törel ya da iradeci idealistler olarak tanımlanabilirler. Bradley, Alman prototipi Schelling gibi romantik ve anti-entelektüel bir eğilim içindedir. Bosanke ise İngiliz grubu içinde belki de Hegel'e en yakın kişidir. Onun idealizmi eğer ne kadar Hegel diyalektiğini kullanmıyor olsa da İngiliz öncellerinden daha fazla olarak entelektüel ve rasyonel bir yapıdadır. History of Aesthetics 1892'de yazılmış. The Philosophical Theory of the State 1889. Principle of Individuality and Value 1912. Value and Destiny of the Individual 1913. Meeting of Extremes in Contemporary Philosophy 1920. Hegel tarafından ortaya konmuş olan somut evren öğretisi, Bosanke'nin yeni Hegelci dizgesinin temel taşı olacaktır. Somut evrensel bir soyut genelleştirme değil, içsel yapılanmaya sahip bir birey genelleştirmesidir ve birlik çabası içindedir. Somut evrensel düşüncenin bireyselliğe olan nisus olgusunun şekillendirir. Bireyselliği oluşturmaya yönelik uğraş, gerçekliğin anlaşılması için yapılan bir çaba niteliği taşımaktadır. Bir birey bir yetkinliğe ulaşmada yetersiz olacaktır. Sanatsal yaratım, ahlak davranışları ve bilginin amacı mutlaktır. Doğruluk, bilgi alanında ideal bir bütünlük ya da bilgi dizgesinin tamamlanmasıdır. Bosanke, doğruluk kuramının tutarlılığını savunur. Doğruluğun test edilmesi daha fazla doğru ile olur. Teori bilim alanında bir edimin ahlak niteliği, onun daha geniş ve kapsamlı bir şema ile uygunluğu ile belirlenir. Gerçekliğin birliği ve uyumu Bosanke tarafından mantıksal ve törel olduğu kadar dramatik olarak da ortaya koyacaktır. Fakat bu estetik ve dramatik değerlerin mantıksal ve törel üzerinde üstünlüğe sahip olduğu manasına gelmez. Bütün değer ögeleri birlik, uyum, tutarlılık ve tamamlamaya yönelik bir uğraş biçimi içteki bireyselliğin aynı ilkesini ortaya koyar. Birliğe yönelik bu çaba gerçeklik ve değerin karakteristik niteliğidir. Gerçekliğin ve değerin ayrılmazlığı Bosanke'nin en önemli çalışmasının başlığında vurgulanacaktır. The Principle of Individuality and Value, yani bireysellik ve değer ilkesi. Evet sevgili seyircilerim, bu videonun da sonuna geldik. Bu videomun oluşumunda kaynak felsefe.gen.tr adresidir. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek, şimdilik hoşça kalın, bilgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın efendim.